Efendim, sevgi, saygı ve hürmetle. Şükür, bugün yine yepyeni bir hikayeyle huzurlarınızdayız. Sevgi, saygı ve hürmetler sunarak hikayemize geçmeden hemen beğenmeyi unutmuyoruz. Hikaye sonunda da paylaşmayı unutmuyoruz. Teşekkür ediyorum. Ve işte hikayemiz. Bir Ramazan masalı. Evet. Bir varmış, bir yokmuş. Adı bilinmeyen uzak dağların ardında hiç kimsenin duymadığı bir ülke varmış. Bu ülkede insanlar büyük büyük işler yaparlarmış. Daha doğrusu öyle olduğunu zannederlermiş. İşleri büyük olunca her anları çok yoğun olurmuş. Artık kimse kimseyi görmez olmuş ülkede. Hiç kimse. Sabah erkenden uyanan halk işbaşı yapar, akşama kadar işinin başından ayrılmazmış. Dedik ya, büyük, büyük işlerin adamlarıymış onlar. O yüzden ne doğarken ne de batarken onları hiç ilgilendirmezmiş güneş. Farkına bile varmazlarmış. Ne bahar geldiğinde kırlarda açan papatyalar, ne sonbaharda dökülen yapraklar dokunurmuş yüreklerine. Onlar papatyaların suyunu şifa diye satmayı, sonbaharda kış öncesi yakıt giderini azaltma planları yapmayı daha çok severlermiş. Çok severlermiş hem de. Kıyıda köşede kalmış hastalar, fakirler ve yaşlılar kıyıda köşede kalırmış onlar için her zaman. Hayat bu. Hayat bu işte derlermiş. Hastalanırsan devre dışı olursun. Yaşlılık pilin bitmesi, iş gücünün azalması, hatta bitmesi demektir. Fakirler içinse kimse tek laf etmezmiş. Onlar hiç yokmuş bu ülkenin gündeminde, hiç. Gel zaman, git zaman. Bir gün sokaklarda tellallar bağırmışlar. Duyduk duymadık demeyin, duyduk duymadık demeyin. Padişahımız ağır bir hastalığa duçar olmuştur. Herkes şifası için elinden geleni yapsın. Duası makbul olanlar el atsın. Şifadan anlayan hekimler saraya adım atsın. Pek dua eden olmamış ama nasıl şifa oluruz diye düşünen hekimler ülkenin dört bir yanından saraya akın etmişler. Akın akın gelmişler. Bir de ne görsünler? Padişah kocaman olmuş, kocaman. Masal bu ya. Padişah yemek yemeye çok 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 ama çok düşkün bir adammış. Çok düşkünmüş. Ülkeyi yöneten adam öyle mi olurmuş? Demeyin. Masal işte, masal. Daha bakalım işte neler olacak. Padişah yemek yiye yiye hasta olmuş. Vücudu kocaman olmuş. Artık ne oturabiliyor ne kalkabiliyormuş. Hiç kımıldamadan öylece yatıyormuş padişah, koskoca padişah. Sanki midesi dağ olmuş. Öyle büyümüş ki, öyle büyümüş ki midesi bedeninde kalbine hiç ama hiç yer kalmamış ya. İşe bakın siz, mide büyüyünce kalp küçülür, katılaşırmış. Hekimler padişaha ilaçlar yapmışlar, az yesin diye midesini küçültmeye çalışmışlar ama kâr etmemiş. Hele kalbi için kimse bir şey yapamamış, hiç kimse. Belki beslenir de büyür diye gözyaşı takviyesi yapmışlar damarlarından, nafile. O da işe yaramamış. Allah Allah. Padişahın yakınları ümidi kesmişler. Ama kalbi sağlam bir hekim, evet kalbi sağlam bir hekim, Allah'tan ümit kesilmez demiş. Allah'tan ümit kesilmez. Bu sözümü yabana atmayın. Ümit kulların en sağlam ipidir. Onlar da ümitlerini yeniden yeşerterek beklemeye başlamışlar.
Bu güzel ve mana katılmış bekleyiş, ben diyeyim 5 gün, siz deyin 5 ay devam etmiş. Bir gün ülkenin sınırlarından içeriye yaşlı bir adam girmiş. Yaşlı dediysem asası olanlardan değil, gözü ve gönlü yaşlı olanlardan. Lakin kimse bilmezmiş gözünden çıkan yaşları, gönlündeki sızıyı. O dimdik, dupduru gezmeye başlamış. Allah'ın yol verdiği bu ülkede. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Geçtiği dereler, tepeler şenlenmiş. Yol boyu ağaçlar, serçeler ve karıncalar fark etmiş. Bu adamda bir başkalık olduğunu. Evet, bir başkalık varmış bu adamda. Ağır ağır yürüyormuş adam. Karma karışık bir hayata alışık ülke insanlarına inat, her ana anlam katıyormuş. Güneşe gülümsüyor, karıncalara yol veriyormuş. O yürüyor, ardından bir huzur rüzgarı bırakıyormuş. Efil efil. Böyle bir huzura alışık değilmiş insanlar. Ve onlar da durup derin derin içlerine çekmişler huzur rüzgarını. Hayat yavaşlamış ülkede. Bir adam tek başına nasıl değiştirebilirmiş bunca şeyi? Sözsüz, kelamsız, şaşırmışlar. Nihayet yolunu kesip adını sormuşlar. Durmuş adam, tebessüm etmiş, Ramazan demiş. Ramazan. Ramazan'ın yürüyüşü devam ediyormuş. Ünü her yere yayılmış, saraya kadar ulaşmış. Ümidi kuşanmış saray halkı, Ramazan'ı bir lütuf saymışlar ve saraya davet etmişler. Saraya giren Ramazan, lükse, şatafata hayret etmiş. Ama bu israf kanına dokunmuş, üzülmüş, kalbine yaşlar inmiş. Bu arada onu alıp götürmüşler hasta padişahın huzuruna. Ramazan içeri girince bir daha sızlamış kalbi. Yine ıslanmış. Kocaman bir bedenle kımıldamadan yatan padişaha yaklaşmış. Eğilip kalbini dinlemiş. Ne cılızmış kalbi. Ah, ne zayıf. Padişahın yakınlarına dönmüş Ramazan, bu hastalığın hekimlik dilinde adı şişmanlıktır. Manevi alemde ise biz buna ağır ruh hastalığı diyoruz. Peki çare nedir diye sormuşlar hemen. Çare Allah'tır, Allah'tandır. 30 gün, 30 gece kalacağım bu ülkede. İlan edin halka, 11 ay bedenler doymuştur. Bir ay ruh doyacak, fakirler kardeş bilinecek, duaları alınacak ve zamanın kıymetini bilecek bütün insanlar. Seheri sabah bilecek, vaktin oğlu olma yarışına girecekler. Vaktin oğlu mu? O nedir? Demişler ve şaşırmışlar. Biz ona İbnül Vakt deriz. Ancak bu hale erişenler aldıkları nefesi hissedebilirler. Ciğerlerinin her köşesinde. Böylece kalbin her atışı bir hayra alameti olur. Sonra padişaha dönmüş Ramazan. Sen de biraz iyilik yap. Hal hatır sor güle, böceğe. Ta ki kalbinin tıp tıp, tıp tıp, tıp tıplarını duyasın. Bunlardan sonra saraydan çıkmış Ramazan. Ardında rüzgarını bekçi bırakmış. Ülkenin her şehrini, sokağını, yaylalarını, ırmaklarını, ovalarını dolaşmış. Bir ay sürmüş yolculuğu. Bir akşam ezanı vakti terk etmiş ülkeyi. Bir dahaki seneye niyetlenmiş yine gelmeyi, yine düzen, yine sekinet getirmeyi. Burada da masal bitmiş. Bu masalda hiç mi kötü yok diye sormayın. Ramazan bir yere geldiğinde bütün kötüler esir edilirmiş. Bilinmez bir yerlerde.
gökten 3 rahmet inmiş. Biri padişahın cılız kalbine, biri vaktin oğlu olabilenlere, biri de Ramazan'ın rüzgarını yüreğinde hissedenlere. Muhteşem. Kübra Akbet ne güzel de anlatmış. Kalemine sağlık. Efendim işte bir Ramazan masalı. Hepimizin hayatından aslında ne güzel kesitler verdi. Bir anda masal deyince biraz daha farklı dinlediniz. Ama benden tavsiye, ikinci bir kez daha dinlerseniz emin olun birçok şeyi fark edeceksiniz. Daha çok fark edeceksiniz. Bir ikinci tekrar daha. Evet, teşekkür ederim. Ve geldik, evet, bir hikayenin daha sonuna. Efendim, sevdiklerinize paylaşmayı, beğenmeyi tabii ki unutmayınız. Çünkü kıymetli. Bir sonraki hikayeyi enerji toplamamız lazım, değil mi? Sizin evet işte bu beğenileriniz bize enerji veriyor. Çok teşekkür ederiz. Aşk ola. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere.